Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Özel programımızdan herkese mutlu günler. Bugün başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzda 19 Eylül Gaziler Günü'nü konuşacağız ve 3 değerli gazimiz bizimle birlikte olacak. Hızlı bir şekilde onları size tanıtmak istiyorum. Emekli Albay İzzettin Çopur efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve yine Emekli Albay Ali İhsan Gürcan bizimle birlikte efendim, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ve yine gazilerimizden Mustafa Köse bizimle birlikte. Sayın Köse, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyenlerimiz, vatan müdafası yolunda gözlerini kırpmadan mücadele veren bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlarım. Şehitlerimize rahmet ve minnetle andığımızı burada ifade etmek istiyorum ve programımıza giriş yapıyoruz. Sayın Çopur, sizinle başlayalım efendim. 19 Eylül Gaziler Günü nasıl kabul edildi? Bize bu konuya ilişkin ne anlatırsınız? Malum olduğu üzere Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921'de gazilik unvanı ile Mareşallık rütbesi verilmiştir. Bu nedenle her yıl 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazilerimizi bu vesileyle Gaziler Günü'nü kutluyorum. Sizin gaziliğiniz Kıbrıs gaziliği. Buna ilişkin de neler söylemek istersiniz? Kıbrıs gazisi olarak 8 Şubat 2018 ile 1 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul'da Sayın Gülgün Feyman ile birlikte Ulusal Kanal'da yaptığımız programda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve anılarla ilgili konuları yeniden tekrar etmek istemiyorum. Ancak bu konuyu çok kısa bir özetle anlatıp geçen programda tam olarak ifade edemediğim ve mağdur olduğum madalya konusunda açıklamakta bulunmak istiyorum. İsterseniz o noktaya birazdan gelelim. Evet. Diğer konuklarımızdan da bu 19 Eylül'e ilişkin görüşlerini alalım. Tamam. Sayın Gürcan, siz 19 Eylül'e ilişkin, önemine ilişkin neler söylesiniz? 19 Eylül Gaziler Günü Türkiye'de her 19 Eylül'de kutlanıyor. Bu sefer daha değişik bir kutlanacağını düşünüyorum. Daha böyle anlamlı kutlanacağını düşünüyorum. Çünkü gaziler şu anda dörde ayrılıyor. 15 Temmuz gazileri, Güneydoğu gazileri, Kıbrıs gazileri ve Kore gazileri bir bayrak altına toplanmış, bir gün verilmiş. Bununla ilgili şu anda burada bulunuyoruz. Biraz sonra Türkiye'nin gazilere verdiği hakları, gazilere vermedikleri, neler istediğimiz onu anlatacağız. Peki. Bu konuda ben de Hava İndirme Tugay ile 20 Temmuz saat 06.05'te Kıbrıs'a inmiş ve 40 yıldır gazi olarak çeşitli kanallarda programlar yapan bir kişiyim. Daha önce de Ulusal Kanal'da yaptığım programı, Ulusal Kanal'ı bu konuda da tebrik ediyorum. Peki, teşekkürler efendim. Sayın Köse, 19 Eylül'ün önemine ilişkin siz neler söylersiniz? 19 Eylül'ün anlamı düşününce çok büyüktür. Vatan uğruna bu ülkenin bölünmez birliği adına mücadele eden insanların günüdür. Ne mutlu ki bu arkadaşlara böyle bir ünvan ve böyle bir şerefle yaşıyoruz. Evet, sizin gaziliğinize ilişkin biraz detay alabilir miyiz? Siz Güneydoğu terörle mücadele gazisiniz, neler anlatırsınız bu noktada? Terörle mücadelede hani herkes bir şeyler der. Muhakkak herkes bir şeyler söylüyordur. Ama terörle mücadele komutanlarımın da yaptığı yabana atılmayacak gibi bu ülkenin bölünmez birliği adına yaptığımız mücadeleden biridir. Bu sürecektir de. Hani bu memleketin toprakları çok kolay kazanılmamıştır. 3-5 tane de çapulcuya da bu memleketin toprakları da bölündürülmeyecektir. Evet, teşekkür ederim. Biraz daha ayrıntılı birazdan geleceğim, tekrar size anlatmanızı isteyeceğim. Anılarınızı özellikle varsa onları dinlemek isteyeceğim. Sayın Çopur, sizinle devam edelim efendim. Kıbrıs'a ilişkin vurgular, Kıbrıs'ın önemi nedir? Harekat nasıl olmuştur? Kısaca bir bize de anlatır mısınız? Tabii. Resimlerden başlayalım. Bir numara. Tamam, yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Bir numaralı fotoğrafı resmi ekrana versin. Siz onun üzerinde buyurun lütfen. Bu Kıbrıs haritası malum. Bu mavi bizim Kıbrıs harekatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri. Kırmızı da Yunan ve Rum birlikleri. Buradan kabaca söylüyorum. Biz gösteri ve tapkat alayı olarak, zırhlı alayı olarak Ankara'dan
tanklarla intikal etti. Biraz daha kenardan anlatır mısınız? Evet, sol kolunuzu kullanırsanız daha tamam, sağlıklı peki. İzleyicilerimiz açısından. Girne'nin 5000 plajından çıktık. Şu okla taarruzumuzu yaptık. Gösteri tatbikat olan şu arada. Önce Meriç, ondan sonra Paşaköy ve Magnosa İskametine alay olarak taarruz ettik. Öbür iki numaraya geçelim. İki numaralı haritamızı, fotoğrafımızı yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Onu da onun üzerinden devam edeceğiz. Bu intikal yolumuz Ankara'dan 5-6 Ağustos'ta tanklarında demir yolunda 1974'te Temmuz ayı Mersin'e, oradan Taşucu'na ve oradan da lejetiler binmek suretiyle Kıbrıs'a ulaştık. Devam edelim. Üçüncü haritamızı verelim. Devam edelim. Yönetmen arkadaşımız versin. Burada işte 5000 plajı dediğimiz Kıbrıs plajına çıktık. Şu lejete gemileriyle birlikte bu kariyer tanklarımızla bu şekilde çıkarmış olduk Kıbrıs topraklarına. Dört numaralı fotoğraf. Bu krokenin, demin haritanın krokisi halinde gösteri tatbikat olayı Girne'den çıktık. Şuradan taarruza geçtik alay olarak. Ben de bu alayın bir tank bölüğü komutanıyım. Alayın kuruluşu 3 tank bölüğü, mekanize piyade bölüğü, topçu bataryası, keşif bölüğü, özel bir kuruluş. Buradan taarruzu ettik. Alay olarak Lefkoşe'nin kuzeyinden Kanlıdere. Alayımızın iskameti bu. Şu okla gösterilen benim komutamdaki birlik, tank bölük timi, emrinde mekanize piyade bölüğü var. 14 Ağustos günü saat 6'dan itibaren taarruza başladım. Alayımızın öbür grubu da şu şekilde, ok halinde. Tank taburunun diğer bölükleri, keşif bölüğü, mekanize piyade bölüğü şeklinde. Ben Meriç'i ele geçirdim köy olarak. Bu alayımızın diğer üniteleri de Paşaköy'e ele geçirdi. Daha sonra ben Meriç'e geldim. Meriç'ten Paşaköy'e geldim. Ve buradan şu oku görüyorsunuz. Gösteri alay Magosa'ya taarruz etti. Ve biz Magosa'yı ele geçirdik. Daha sonra da ben Derinya Köyü'nün kuzeyini, Agemanlı'nın bölgesini ele geçirmek suretiyle o benim bölgede barış hattı oluşmuş oldu. Size verilen görev tamamlanmış oldu. Evet. Evet. Devam edelim. 9 numaralar. 9 numara. Evet. Burada harekat sırasında benim önümdeki tankın kendi bölümüne ait isabet alması. Şuradan isabet aldı. Ve burada teğmen göstereceğim resmini. Bir teğmen, bir çavuşum şehit oldu. Sonra ben bu tankı Hüseyin Akar ismine, resmine göstereceğim. Tankın ismi. Ha, tankın ismi. Sonradan Akar koymuşlar. Ve benim arkamdan biz taarruzumuza devam ettik. Evet. Lefkoşe'nin doğu batısında isabet aldı bu. Devam edelim. Bu işte teğmen. Teğmen Akar şehit oldu önündeki tankta. Allah rahmet eylesin. Burada benim harekatta bizzat sevk idare ettiğim tank. Kendim kullandım. Çavuş Yüksel Soyer. Diğer bunlar da tankın mürettebatı. Sizin rütbeniz neydi o zaman? Üst teğmen. Üst teğmen olarak tank üst teğmen. Benim bizzat kullandığım tank. Devam edelim. Diğer sonra son bir fotoğrafımız var. 13 numaralı fotoğraf. 13 numara. Onu da gösterelim. Yönetmen arkadaşımız ekranlarımıza getirsin. Evet. Bu da Beşparmak Dağları'nda bir keşif faaliyetimizi gösteren bir fotoğraf bu. Magosa'yı ele geçirdikten sonra. Bu bizim tank tabur komutanımız. Bu alayımızın sevüçü Velikaya Yarbayımız. Orhan Öztürk Yüzbaşımız alay sevüçü. Bu benim. Görüyorsunuz üsteğmen. Bu da Çetin Özgüç Özbey üsteğmen. O da 3. bölük komutanı. Bu da bir teğmen arkadaşımız. Keşif faaliyeti Beşparmak Dağları'nın üzerinde. Evet. Bu kadar. Teşekkürler. Yani harekata doğrudan katıldığınızın evet, belgeleri evet, de resmini, fotoğraflarını evet, görmüş olduk. Buyurun yerinizi evet, alalım isterseniz siz efendim. Sayın Çopur teşekkür ediyoruz evet, ayrıntılı anlatmanız için. Birazdan yine tekrar size geleceğiz. Tamam. O diğer sorunları da konuşacağız. Hatta madalya şöyle yapalım konusuna. Sizden devam edelim. Bir madalya sorunu tamam, var. Sizle devam edelim Sayın Çopur. Peki, hemen. Bu madalya sorunu nedir? Bundan da bize anlatır tamam, mısınız izleyicilerimiz için? Yarın tabii, bugün mesela 19 Eylül ve Gazili Günü. Ancak Gaziler Günü'ne girerken bir madalya krizi var. Evet. Bundan bahseder misiniz? Madalya konusu
Biz hiç madalya için biz savaşmadık. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ama dağıtımda bir haksızlık oldu. Harekattan sonraki dağıtımda. Evet. Arkadaşımız da bir kısmen ifade edecek onu. Ben silsileyi mütakiben askerlikte bir hiyerarşi vardır. Ona uygun olarak İç Hizmet Kanunu'na göre, diğer kanunlara göre müracaat ettim. Yani 84'te madalya tevzatı yapıldığı zaman baktım alayda madalya alan kişi yok. Yani şu alayda, Magosa'yı ele geçiren alayda. Ben onun bir bölük komutanıyım. 4 tane şehit verdim ben. Bir çavuşla, daha sonra da 2 er şehit verdim. Alayda, bu alay 29 tane şehit verdi. Bu alayda madalya alan kişi listesi kara kuvvetlerine gitmedi. Öyle anlaşılıyor. Yani 50 subay var, 100 as subay var, 700 de personel var. Yani bunların içerisinde sonra ben yazışmayla iki kişinin madalya aldığını öğrendim. Genelkurmay'a ve Milli Savunma'ya yazdım. Biri burada harekata 5. Zırhlı Tugay'dan iştirak eden, bizim alayımızın dışında Antep'ten gelen bir bölük komutanı, bir de bizim alayın bir keşif bölük komutanı, tümenin emrine giren iki üstler. Bunun dışında alayda madalya olan personel olmayınca biz de haklı olarak bu haksızlığı dile getirmek istedik. Uzun süre dilekçeleri verdim. Son olarak 1991 Cumhurbaşkanı'na yazdım. Kanunun bana verdiği hakka isnaden. O zaman rahmetli Turgut Özal, burada kayıtları var. O Genelkurmay Başkanı'na gönderiyor bu yazımı, dilekçe talebi, yani madalya talebimi dilekçe halinde. Genelkurmay da Kara Kuvvetlerine gönderiyor. Kara Kuvvetlerinin yazısı önümde. Kara Kuvvetleri Personel Başkanı, demek o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı onay verdi ki Personel Başkanı bu dilekçeyi inceliyor ve üzerine usulsüz müracaatta bulunmaktan dolayı benim görevli olduğum, son görevli olduğum 15. Kolordu İzmit'e yazı yazıyor. Yazı da önünde. O zamanki rütbeniz görevinizde? O zaman albay. Tabi albayla kadar ve bazı şeylerde müracaatta bulunmuşuz madalyayla ilgili. İşte müracaat dökümen içeriği dikkatli alın. Personel hakkında yasal işlemin yapılmasını diyor. Bakın. Neticenin Kara Kuvvetleri Komutanı bildirilmesini. Bunu. Şimdi bu Aytaç Yalman general. Tüm general o zaman. Personel başkanı hem de. Hakimi var. Savcısı var. Adli müşaviri var. Çağırır. Gel bakalım bu albayımız yaptığı müracaat kanuna uygun mu? İç hizmete uygun mu? Değil mi? Sormadan veya başka ne düşündü bilemiyorum. Direkt şey yazıyor. İşlem yapısın diye 15. kolorda yazıyor. Yani bir noktada onurunuz da oynuyor. Yani vasfı yapıyorsun, bu vasfenin karşılığı işlem yapıyor hakkınızda. Yani bu komutanlıkla bir ilgisi yok. Komutan personeli haklı davasında korur, kollar. Hakkı varsa hakkını. Ama bunun manası ne? Sen niye Cumhurbaşkanı'na yazıyor? Dilekçeni. Hakkım var benim. Hakkımı koru. Hayır. Niye gönderdin? Yani bu personeli etkisiz hale getirme bir noktada ezme manasına geliyor. Yani bunun başka izah. Onurunu da çiğniyor insanın. Netice itibariyle geliyor bu yazı 15. Kolordu'ya. 15. Kolordu Necati İkizoğlu. Kor General. Sonra Or General oldu. Bu Aytaç Yaman Paşa da Kara Kuvvetleri Komutanı'na gitti ve yaptığı yanında da kar kaldı. Bir ifade şeyimizi aldı. Netice itibariyle Kolordu Komutanı Necati İkizoğlu eline geçmiş bu kara kuvvetlerinden gelen şu yazı. Bana dedi ki arkadaşların yanında ne yapmışsın, ne yapmışım komutanım dedim. Sen dedi Cumhurbaşkanı, benim en tabii hakkım dedim. Ondan sonra senin dedi rütbeni sökmek gerekir dedi. Bakın sen ne hakla benim rütbemi söker, nasıl sökersin? Hangi gerekçeyle, hangi kanuna, hangi nizama göre yaparsın? Benim 40'ın üzerinde, bak burada takdirnamelerim var. 40'ın üzerinde. En son Genelkurmay beni almış emekli olduktan sonra 97'de 8 sene Genelkurmay harp tarihinde görev yaptım. En son harp tarihinin, bakın burada kor generallerin hep takdir yazıları var. Teğmenliğimden buraya kadar. Evet. Sen, benim dosyam elinizde. Bakmıyor musunuz hiç? Böyle söylenir mi? Personelin moralini bozmaya, görev aşkını yıkmaya, askerlik sevgisini azaltmaya hakkınız var mı? Yok. Koskoca kor general olmuşsun yani. Yani
O bakımdan netice itibariyle ben her iki generali de ayıplıyorum. Yani utanmaları gerekir bu durumda. Ya biz bu albay arkadaşımıza haksızlık ettik. Hangi noktaya gelindi bu madalya krizi? Netice itibariyle adli müşavir mahkemeye sundu. Hakim binbaşı, o 15. kolordun askeri mahkeme kolordu, askeri savcısı. Kovuşturma yeri olmadığı karar verdi. Sanın sonuç itibariyle benim için özetlenen eylemler topluca değerlendirildiğinde başlangıçta usulü dairesinde müracaatta bulundu. Bakın söylüyor. Kabul edilmemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı makamına başvurdu. Cumhurbaşkanlığı makamının ise 2011 sayılı İç Hizmet Kanunu'nun uygulamalarına da uygun olduğunu, uygun olduğunu özetliyorum. Herhangi bir suç unsurunun oluşmadığını, kovuşturma yer olmadığı kararı veriyor. Kovuşturma yer olmadığı beraat yani. Buna gerek var mıydı? Beni bu noktaya düşürmenin bir alemi var mı? Ve netice itibariyle işte bu. Demek ki memleketimizde o zaman onlar yaşandı ve bugün ordumuzda ne oldu yani? Demek bugün ki vatansever, emir kulu olmayan, emredersin demeyen, kanun, nizama, vicdanına göre hareket eden hakimlerimiz varmış. Takdir ediyorum bu arkadaşımızı. Ve bu iki genelde kınıyorum. Siz bugün madalya krizinde hangi aşamaya geldiniz? Onu şimdi madalya konusu işte konuşalım. Bu hala alamadınız evet, madalya. Evet, netice itibariyle tabii müracaat ettik bu arada albaylık kadar. Olmadı. Anayasa Mahkemesi'ne dava açtım. Ondan evvel Yüksek İdari Mahkemesi'ne dava. Hakkım olduğum bir şey. Hakkım olmayan bir şey ben niye isteyeyim? Ben şehit vermişim. Çocuğuma bir tane madalya istiyorum. O madalya benim hakkım. Evet. Onun için mücadele ediyoruz. Arkadaşım da aynı şekilde. Hakkımız olmayan bir şeyin peşinde olmayız zaten. Netice itibariyle bu Yüksek İdari Mahkemesi'nden ve Anayasa Mahkemesi'nden bir sonuç almadık. Durum bu safhada. Çağrı artık yapıyoruz buradan. Kamuoyuna, vicdanına evet. Sunuyorum. Ne diyeyim yani. Evet. Sayın Gürcan, bu noktada siz neler söyleyeceksiniz? Ben şu anda dişimden ameliyatlıyım ve şu anda dikişli durumda konuşuyorum. Onun için de özür diliyorum. Ama ameliyatlıyım şu anda. Şimdi ben bu konuda 40'a yakın televizyon programı yaptım. 80'e yakın dergide yazı yazdım. 40'a yakın gazetede yazı yazdım. Önce İzzettin Çopur albayımızı şöyle kutluyorum. Hakkını aramak için gitti Yüksek Askeri İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Orada başarıya ulaşamayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek İdare Mahkemesi'nde, Askeri İdare Mahkemesi'ne başvurması mümkün değildi. Oraya gelenler emirle geliyorlardı. Sakın ha bunu kazandırma. Çünkü 52.811 kişi var. 52.811 kişi var. 67 yıldır Kore gazileri madalya alamadı. 67 yıldır. 44 yıldır Kıbrıs gazileri madalya alamadı. Madalya dağıtımı şöyle oldu. Ben Teğmen'dim. Benim karşımda düşman vardı. Arkadaşımız da Güneydoğu'da 6 kurşun yemiş yani vücudunda. 6 kurşun yemiş. Böyle bir kişi bu arkadaşımız. Buna madalya vermeyeceksin de. Kime madalya vereceksin? Yunanistan'da 21 bin kişi EOK mensubu şu anda ve Kıbrıs'ta savaştan kaçanlar. 21 bin kişiye de madalya verildi. Avustralya gazileri geliyor 24 Nisan'da Çanakkale'ye. Bu gazilerin her birinde 7 tane, 8 tane madalya var. Biz 7 tane, 8 tane istemiyoruz. Bir tane istiyoruz. Teneke bile olsa bir tanesini istiyoruz. Bu göğsümüzdeki madalyayı Kıbrıs hükümeti verdi. Kore hükümeti de Kore'deki gazilere 16.500 tane madalya gönderdi. Kore hükümeti Türk hükümeti değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Biz oraya giderken Hasan Mutlucan şarkılar söylüyordu. Kahramanlık türküleri söylüyordu. Saat 6 oldu. Uçağın kapısı açıldığı zaman 32 kişi bir yerden, 32 kişi bir yerden çıktı. Ben anamı babamı bile göremedim. Karı Ayşe Hanım da bile helallaşamadan bir acemi torbasıyla geldim. Yani 10 liradır bu. Darphane emir verilecek. 10 liralık bir madalya, teneke bile o sana takacağız. Arkadaşımız 6 tane kurşun yemiş. Bu arkadaşımızın madalyası olmayacak da kimin olacak diyorum. Bu konuda neler yaptık? Bakın bu paraşütçülerden bir tanesi benim. Bakın şunlar, onunla ilgili yazımız. Bu arkadaşımız da yine o yarbaylardan bir tanesi. Bu yolda
Tıpkı İsmail Tansu gibi, Denktaş gibi, Kenan Çoygun gibi, İsmail Tansu gibi mücadele edenlerden. Bu çocuk öldü şu anda. Şununla ilgili işte bu İzzettin Çopur albayımızın da burada şeyleri var. Şeyleri yazdık. Bu savaşı nasıl kazandık diye. Tempo dergisi de özellikle bu konuyu işledi. Tıpkı arkadaşımızda da bu olabilir. Aynı şekilde travma sonucu stres bozukluğu. Sıçrayarak kalkmalar. Yani yatakta sıçrayarak kalkıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki eşekli birlikler adaya çıktı mı? Hanım da diyor ki çıktı sen uyu diyor. Böyle biz yıllarca yaşamışız. 8 defa ben mide kanaması geçirmişim. Bakın şu Gaffar Okan. Gaffar Okan orada şehit olmuş. Mücadele için şehit olmuş kişilerden bir tanesi. Bakın ne yazmışım. Gaziler şeyden madalya bekliyor meclisten. Meclisten madalya bekliyor. Bakın şu da Kore ve Kıbrıs Gazi'den madalya bekliyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada işte görüyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Ona da verilmiş bir madalya var. Yani bunlarla ilgili biz mücadele ediyoruz. Şimdi bu konuda kitap yazdık. Ve dedik ki bu kitabın parası 5 kuruş parası benim cebime girmiyor. Bu kitaptan 250 milyara yakın bir gelir elde ediliyor. Biz Kıbrıs'ta şehit olmuş aileler için, bağışladık bu parayı. Ve Ankara'daki Çankaya Belediye Başkanı bize bir yer verecek. Anıt Park. Burada bu mezarı yapacağız. Bu mezarın toplam parası 5 milyon TL. 5 milyon nedir ki? Bu insanlar 498 tane bizim Türk Silahlı Kuvvetler şehidimiz var. 200 tane mücahitimiz var. 270 tane sivilimiz var. Bunlar öldürer. Orada 19 Eylül'lerde orada parkta konuşmalar yapılıyor. Burada bir anıt mezar yapılsın istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. En son gelirken TESUT Başkanı, Kor General Karakuş'la görüştüm. Dedim ki biz çözüm süresi ve özellikle kitabını hazırlayacağız. Lütfen. Şimdi ben şu anda şunu söyleyeceğim. Gazilere bu hükümetimiz, bu meclisimiz neler vermiş onu söyleyeceğim. Yaralanan personele, hastalanan personele her türlü sağlık hizmeti veriyorlar. Yurt içinde tedavi imkanı olmayanların yurt dışına gönderiyorlar. Yaralanan personele nakdi tazminat veriyorlar. Hava değişim alanı hava değişim bedelini veriyorlar. Yol ücreti veriyorlar. Hava değişimi sürecinde ilaç temini veriyorlar. İşte işe alınmada öncelik veriyorlar. Sakat kalan personele sağlık hizmeti veriyorlar. TSK dayanışma bakımı yardımı yapıyorlar. Malul kalan subay erbaşverlere göreve devam hakkı gerekirse veriyorlar uzman çavuşlar onbaşlar için. Subay uzman erbaşverlere maaş bağlanma imkanı var. Bize de bağlandı o maaşlar. Emekli ikramiyesi hakkı var. Öğrenim yardımı var. OYAK yardımı var. Kamu konutlarından yararlanma hakkı var. Toplu konut kredisi verilme hakkı var. Öncelikle verilme hakkı var. Kendisi hayatta değilse dul eşine maaş bağlanma hakkı var. Malum sakat kalmışsa kendisine ilaç ve araç mesela diyelim ki bacağı için protez temini hakkı var. Sakat kalan personele madalya verilme hakkı var sakat kalmışsa arkadaşımız. Malum gazi şerit rozet hakkı var. Gazi tanıtım kartı var. Bununla özellikle devlet demir yollarına araçlara biniyor. Gemilere binip gidiyor. Çocukların askeri liseye giriş hakkı var öncelikle. Yurtlardan öncelikle istifade hakkı var. Ücretsiz seyahat hakkı var. Ayvalık'taki rehabilitasyon merkezinden bir hafta ücretsiz yararlanma hakkı var. Türkcell'in destek tarifesi uygulaması var. Daha ucuza veriliyor. TSK rehabilitasyon merkezinden istifade hakkı var. Askeri kamplardan günübirlik istifade hakkı var. Ve kendisini tükettiği elektrikten ve sudan indirim hakkı var. Türk Hava Yolları'ndan %50 indirim hakkı var. Gazi aylığı alma hakkı var. Bizim şu anda devletimizden istediğimiz şudur. Yani bunları verdi bu devlet. Bunun için devletimize, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ama biz şunları istiyoruz. Gazilerin istekleri şöyle oluyor. Bir, gaziler madalya istiyor, madalya. Yani mazeret tıpkı arkadaşımız gibi ona da verilmesini biz istiyoruz. Bütün gazilerin bir bayrak altında toplanmasını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ivedi karar almalı. Hükümet uygulamalı. Madalya isteyenler Kıbrıs gazileri istiyor. Kore gazileri istiyor. Güneydoğu gazileri istiyor.
ve bir de bir 15 Temmuz gazileri var biliyorsunuz. Gaziler arasında maaş farkı var. Yani bir gazi 700 lira alıyor, bir gazi 1600 lira alıyor, bir gazi 3000 lira alıyor, bir gazi 4000 lira alıyor. Böyle bir şey olsun istemiyoruz. Gazi savaşa girmiş, sağ çıkmış askerdir. Yani kişidir. Yani bunun yaralanması, gözünü kaybetmesi, bacağını kaybetmesi de bir şey yok. Savaşa giren ölürse şehit, sağ çıkarsa gazi oluyor. Bütün bunların birleştirilmesini istiyoruz. Şu anda bedelli askerlik biliyorsunuz gündemde. Bedelli askerlikten gelecek paranın 1/3 gazi ve şehit ailelerine verilmesini istiyoruz. ÖTV'siz araç alımı istiyoruz. Tüm gazilerin hakkı olsun istiyoruz. 15 Temmuz gazileri gibi, Güneydoğu gazileri gibi varsa böyle bir hak, tüm gazilere böyle bir hak verilsin istiyoruz. Gazilere faizsiz konut kredisi verilsin istiyoruz. Gazi maaşı ABD'de 3000 dolar. Avustralya'da 1250 dolardır. Türkiye'de bize verilen 100 dolardır. Bu şekilde bir ayrım istemiyoruz. Gazilerin şehitliklerden ayrıcalıklı yararlanmasını istiyoruz. Amerikan gazileri Arlington mezarlığından istifade ediyor. Arlington mezarlığı Kennedy'nin mezarlığıdır. Orada bile yatıyorlar. Gazilerin arabalarının arkasında madalya gibi bir şeyleri var ve mor kalpli insan diyorlar. Mor kalpli insanı gördüğü zaman polisler bile sağa çekilip selam veriyor. Mor kalpli insan onlar için her şeyi. Biz bunu istiyoruz. Diyoruz ki biz 3000 dolar istemiyoruz. Ama en azından asgari ücret şeklinde olsun istiyoruz. Türk Telekom'da en azından 500 konuşmaya kadar ücretsiz istiyoruz. Belediye kontrollü araçlar bazen gazilere sen bedavacısın diyor, başka şeyler yapıyor. Bunu yapan tüm kuruluşların kapatılmasını istiyoruz. Bunu söyleyen kişinin işten atılmasını istiyoruz. Gaziler en azından şu 3 madalya hak ettiklerini düşünüyoruz biz. Birinci derece övüş madalyası, liyakat madalyası, hizmet madalyası. Kaç madalya derseniz darphaneye bir verilirse 10 TL. 52.811 gazi, bir de Güneydoğu gazileri var. Onların da abi aynı şekilde hakları var. Abi 5 milyon TL'dir. Toplam gidecek para 5 milyon TL. 5 milyar değil. 5 milyon TL verirseniz bu gaziler ölmeden giderler. Bazı gaziler yani gözü açık gitmezler. Bazı gaziler ne diyor biliyor musunuz? Ben 44 yıldır bu madalyayı alamadım. Madalyaya şahit başkanı diyor ki alırsanız gelin benim mazarıma o mermere takıverin diyor. Saygılar sunuyorum. Evet teşekkür ediyorum efendim. Sayın Köse sizinle devam edelim efendim. Siz yani yaşadığınız sorunlar var mı? Gazi olduğunuz esnada yaşadığınız anlardan bize bahseder misiniz? Bugün şimdi sınırlarımızın ötesinde bir terörle mücadele yürütülüyor. Sınırlarımızın içinde terörle mücadele yürütülüyor. Bunlara ilişkin söylemek istedikleriniz var mı? Neler anlatırsınız? Ya şimdi terörle mücadele bu ülkenin kanayan bir yarası. Ama şunu hiçbir zaman için hiç kimse unutmamalı ki hani çok şeydir böyle her ne olursa olsun söyler onlar 50 kişi de olsa biz Türk'üz. Yani biz tek kişi kalıncaya kadar da bu memlekette bu vatanın tek çakıl taşını tek kimseye vermeyiz. Kimse ona şey yapmasın. Elbette ki güçlü ülkelerin ya da güçlenmekte olan ülkelerin, büyümekte olan ülkelerin ya da ülkenin kozmopolitik olması, yani coğrafya yapısından olduğu yerin önemi, taşı toprağının değerli olabilmesi, değerli olması bu ülkede zamanında nasıl ki göz dikmişlerse şimdi de herkes bölüp parçalamaya çalışıyor. Ama bunu yapmak isteyenler ya da işte böyle niyetli olanlar boşu boşuna niyetleniyor. Bu mümkün değil. Gerek içeride gerek dışarıda. Türk ordusunun belini bükebilecek, Türk ordusunun bileğini bükebilecek ben böyle bir hani güç yok diyelim artık buna. Bunlar boşu boşuna eltiyor. Bizim ordumuzun hiçbir zaman için böyle bir mücadeleden Türk halkı arkasındayken bunlardan yeterince galip geleceğinden eminim. Evet. Karşılaştığınız sorunlar oldu mu sizin? Ya şimdi muhakkak her tarafta sorunlar olmuş olabilir.
zaman zaman sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ama bunu ben büyütmemenin olduğu yani büyütmemek tarafından yanayım. Çünkü her şeyde yani güncel hayatımızda da ister istemez bir takım sıkıntılarla karşılaşırsınız. Ama biz özellikle Güneydoğu gazilerini, komutanım şimdi şöyle bir şey diyeyim, ekleme yapayım. Terörle mücadele konusunda, terörle mücadelede yaralanmış, bu unvana sahip olan herkesin muhakkak devlet ödünç madalyası vardır. Bunu da hiç kimse atlamış değillerdir, vermişlerdir. Almayan var mıdır? Zannetmiyorum. Muhakkak bir şekilde terörle mücadele kapsamından 3713 terörle mücadele kapsamında yaralanmışsa arkadaşımız devlet ödünç madalyası almış mıdır? Almıştır. Almayan olmuş mudur? O konuda bir fikrim yok. Ama hani maddi imkanların yanı sıra şöyle sorsam bir gazi siz şunu ister. Buyurun. Yani bu memleket uğruna bölünmez bütünlüğü uğruna bu vatanın bazı fedakarlık yapan insanların hani ruhu okşansın, gerisi boş bence. Evet. Tamamıyla arkası her şeyden gelir. Şimdi gazilikte şöyle bir şey tartışma da vardı. Son dönemlerde yine zaman zaman özellikle sosyal medyada gündeme geliyor. Gazilik için oranlar var mesela. Vücut işte yaralanma oranları var. Bazı testler isteniyor, bazı testler gerekiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi tabii bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlemiş olduğu bir şey var, cetvel var. Ama doğru mu? Bence değil. Çünkü vatan uğruna bedel ödemek bu tür şeylere maruz kalmamalı. Hani neticede vatanın uğruna gidip mücadele ediyorsun orada. O yüzden döndüğünde işte bu tür şeylerle maruz kalmaman gerektiğine inanıyorum ama yapabilecek bir şey yok şu an konuda. Peki bedelli askerlik tartışması tabii artık çıktı, konuşuluyor ama bedelli askerlik tartışması bir silah arkadaşlığı duygusuyla değerlendirmenizi istesem neler anlatırsınız? Yani elbette herkes o duyguyu yaşaması gerekir ama askerliğin bedeli o parayla ölçülemez ya. Ölçülmemeli bence. Silah arkadaşlığına ilişkin neler anlatırsınız bize? O yaralandığınız anda arkadaşlarınızın, o Mehmetçik, diğer Mehmetçiklerin size yardımı, size daha sonraki süreçlerdeki destekleri nasıl oldu? Onlardan da anlatır mısınız? Yani askerlik arkadaşlığı bambaşka bir şeydir. Hala işte ne bileyim uzun yıllar görüşebileceğim bir arkadaşlık. Sırtını dayayıp da yani bir kayaya dayanmışsın, ha asker arkadaşına dayamışsındır sırtını harekatlarda. Canındır, kanındır, tek vücutta iki baş gibidir yani şey değildir. Aynı vücudu taşıyordursunuz. Öyle bir duygudur askerlik arkadaşlığı. Evet. Buyurun devam edin. Yani şimdi her ne olursa olsun bu vatan uğruna yaralandıktan sonra elbette ki aradılar, sordular. Yaşadığımız sıkıntılar olmadı mı? Oldu. Ama dediğim gibi en büyük sıkıntıların temelinde bence şey olması gerekir. Ruhumun okşanması gerekir bir insanın. Özellikle hani dediğim gibi biz gazilerin hani ruhunun okşanmasından fazla bir şeye ihtiyacımız yok gibidir. Evet. Yani hani verdikleri maddi manevi bu memlekete verdiğin, benim verdiğim herhangi bir şey vücudumun parçasının herhangi bir maddi bir değeri yok. Ben maddi bir karşılığını da bekleyerek bunları yapmadım zaten. Sadece ruhum okşansın,
gerisi bir şekilde yerine gelir. Peki bu noktada şunu da sormak istiyorum, yine size devam edelim. Geçen dönemlerde gazilere dönük bir ara böyle saldırılar artmıştı, işte arabasında darp edilen gazilerimiz vardı. Evet. Ne hissettiniz, onu nasıl gördünüz? Bundan sonra olmaması için mesajınız var mı, çağrınız var mı? Toplum gazilere nasıl yaklaşmalı? Ya dediğim gibi, yani şimdi o tür haberleri izlediğimde evde kendime hakim olamayıp da ta ki karakola kadar giden insanlardan bir tanesi. Hani o insanları o an bana verseler, hani onlara arkadaşlarıma yaptıklarının 10 katını yapardım belki, ama bize vermezlerdi onları. Şimdi biz gaziler toplum üzerinde, hani belki birçoğumuza engelli gözüyle bakıyorlar. Biz engelli değiliz. Biz bu vatan uğruna bedel ödemiş insanlarız. Bir nebze de insanlarımız bize işte daha farklı bakarsa, biraz hoşgörüyle bakarlarsa en büyük isteğimiz budur zaten. Evet. Teşekkür ederim efendim. Sayın Çopur, buyurun. Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir devamı olarak uğradığım bir haksızlığı müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dönüşünde ilk 6 aylık dönem sonunda Kıbrıs'a intikal ettiğim Ankara'ya dönmem gerekirken, tayin emrinde de bu belirtiliyor zaten, beni ve ailemi kışın ortasında Şubat 1975 ayı içerisinde Ankara Etimesgut lojmanlarından, çünkü orada görevliydim, çıkarıp Babeski'ye atadılar. Bu atamayla büyük üzüntü duydum. Ailece perişanlık yaşadık. Bu atamayı yapan ve o sırada 5 yaşındaki oğlumun ölümüne bir vesile olan, Şubat ayı hastalanan çocuk, ölüm vesile olan o günün tayin dairesinin ilgili personelini affetmiyor ve nefrette kılıyor. Evet. O kişileri ifade etmek istiyorum. Meslek hayatınızda yaşadığını, bunu anlattınız. Kıbrıs'tan birkaç cümleyle de anınızı, evet, anlatır mısınız? Tabii. Çok vaktimiz yok. Tamam. Son 8 dakikamız var. Diğer konuklarımızla son sözlerini almak istiyorum. Madalya korusuna tekrar döneyim. Mağdur olan arkadaşlarımız var. Sadece ikimiz değiliz. Başkaları da var. Tabii onlar da var. Bunları ben Genelkurmay Harp Tarihi'nde çalıştım. 8 sene emekli olduktan sonra 97-2005. Bu hükümet 2005'te bizim sözleşmelerimizi iptal edince oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Çok güzel işlerimiz de vardı. Görev yaptık. Anıları alıp kitap haline yayınlayacaktık. Aşağı yukarı 450 kara, hava, deniz. O proje ben üzerime aldım, harekata bizzat iştirak ettiğim için. O yayınlayacaktı kitap halinde. 7 klasör Genelkurmay Harp Tarihi'nde duruyor. Onları ben tek tek ellerimle hazırladım. Fakat yayınlanmadı. Ben önemli gördüklerimi bazılarına ulaştım oradan ayrıldıktan sonra. Müsaadelerini aldım. Bilhassa madalya konusunda mağdur olan arkadaşlarımı gönderdiği yazıdan kısa notlar aldım. Onu ifade etmek istiyorum. İsimlerini söylemeye gerek görmüyorum. Ama rütbelerini söyleyebilirim. Bir topçu yarbay. Harekata bizzat katılmış. Şöyle diyor madalya konusunda. Kıbrıs gazilerine ancak harekatta 10 sene sonra madalya verdiler. Bu madalya tevzinde de birçok hatalar yapıldı. SS harekata katılanların önce harekata direkt olarak katılmayıp masa başında Adana'da görev alan şahısların madalya almaları bizlerde büyük bir infial yarattı. Ben de harekata direkt katılmakla birlikte madalya alamadım. Bu hususun bile başlı başına ders alınması gereken önemli bir konu olduğuna inanmaktayım. Evet, başka örnekler de var yani. Bir tane, süremiz azalıyor. Evet. Bir tane daha örnek verirseniz. Evet. Bu da bir yarbay arkadaşımız. Madalya konusunda. Ekim 1983'te harekattan yaklaşık 9 yıl sonra harekatta başarılarından dolayı madalya taltif edilenler televizyonda öğrendim. Madalya beklentim olmamasına rağmen kapsam ve şeklini öğrenince üzüldüm. Ek2'de sunduğum dilekçemle belirttiğim gibi idari işlerde bir eksiklik olduğu kanaatimi bildirdim. Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı nezdinde bu inancımı belirterek müracaatta bulundum. Beni tatmin etmeyen, bana özgü olmayan yanıtlar aldım.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açtığım davada olumsuz sonuçlandı. Mahkeme safahatında da bizzat hakim tarafından bana özel olarak söylenen sen haklısın ama böyle bir kararın bu mahkemeden çıkması imkansız. Nitekim bizden de çıkmadı. Komutanlık itiraz yolunun açılmasını istemiyor. Müracaatımın hafife alındığını ve bu sonucu hak etmediğimi düşünüyorum. Evet. Bu konunun şahsi bir mesele olarak algılanmasını istemiyorum. Amacım bu hataların tekrarlanmamasıdır. Savaşa katılan, orada kazandığını masada kaybeden olursa, diğer ordularda bulunmayan savaş hasretlerimiz yavaş yavaş yok olur. Kendinden sonraki manevi değerler zedelenir. Evet. Diyeceğim bu kadar. Başka örnekler de var. Verdiğiniz var. Somut olarak teşekkürler. Evet. Sayın Gürcan, şimdi siz Kıbrıs gazisiniz. 2 dakikayla yanıtlamanızı rica edeceğim. Kıbrıs'ta şimdi o harekattan sonra Türkiye Tabora'nın garantörü olarak bulunmaya başladı. Gelinen noktada şu an müzakere masaları zaman zaman dağılıyor, zaman zaman toplanıyor ve Yunanistan Dışişleri Bakanı son yaptığı açıklamada garantörlüğün de masada olduğunu ve tartışılacağını söylüyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Garantörlüğün masada olması son derece yanlış. Kesinlikle masaya gelmemesi gereken bir konudur. Türkiye garantörlüğünden kesinlikle vazgeçmeyecektir. Adadan asker çekilsin diye deniyor, kesinlikle çekilmeyecektir. Adadan asker ne zaman çekilecek biliyor musun? Ortak bir hükümet kurulursa, iki bölgede iki kesimli bir devlet olursa, iki kurucu devlet olursa, orada başbakan bizden, cumhurbaşkanı onlardan veya cumhurbaşkanı bizden, başbakan onlarda olmazsa, ortak 25 bin kişilik bir ordu olmazsa, ortak bir memur grubu olmazsa, ortak bir silahlı kuvvetler ve işte polis gücü olmazsa ve dönüşümlü başkanlık olmazsa bu iş olmayacak. İsterse 75 defa Krans-Montana'da, 75 defa Cenevre'de toplansınlar, kesinlikle olmayacak. Nasıl olacağını söylüyorum. O masada İncil olacak. O masada Kur'an-ı Kerim olacak. O masada Türk bayrağı olacak. O masada Rum bayrağı olacak. Ve iki tarafın görüşmecileri, ulusal görüşmecileri şöyle diyecek. Birbirimize biz yamuk yapmayacağız. Yemin ediyoruz bir daha yamuk yapmayacağız. Kıbrıs Girit'e dönmeyecek. Kıbrıs Morada'ya dönmeyecek. Kıbrıs bir bayrak altında toplanacak ama birbirimize kesinlikle artık yan göze bakmayacağız. Maraş'ı istemeyeceğiz, güzel yurdu istemeyeceğiz derler sancak çözüm olur. Çözüm olacağına inanıyor musun dersen ben %80 çözüm olacağına inanmıyorum. Bu görüşmeler sadece laf olarak gidiyor. Hem diyor ki oturalım arkamızdan oyun oynuyor. Evet. Yunan kafası bu şekilde değişmediği sürece ne çözüm olur ne bir şey. Garantileri de görüşmek son derece hatadır ve bir de haritayı sunmak son derece hatadır. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Sayın Köse, sizden de 19 Eylül'e ilişkin varsa söylemek istedik mesajlarınızı onları da alalım efendim. Şimdi öncelikle bütün arkadaşlarımın Gaziler Günü kutlu olsun. Biz gaziler 19 Eylül'ün haricinde de hatırlanmak istiyoruz. Hep dediğim gibi ruhumuz okşansın. Bizler hatırlanalım. Gerisi sırayla gelir. Evet. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan yaptığımız ulusal özel programının sonuna geldik. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladık. Buradan bütün gazilerimizin bir kez daha Gaziler Günü'nü kutlamış olalım. Üç değerli konuğumuz da önemli bir değerlendirmeler yaptılar, açıklamalar yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Emekli Albay Ali İhsan Gürcan, Emekli Albay İzzettin Çopur ve Gazi Mustafa Köse ile bu gelişmeleri konuştuk. Herkese mutlu günler diliyorum. Ulusal kanada bu yolda başarılar diliyoruz.